Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz, Almanya'nın hamlesi Türkiye'nin işine yaradı. Alman ambargosu yeni Altay tankını güçlendirdi. Arifiye'deki tesislerde üretilen iki yeni Altay tankı bugün test için törenle teslim edildi. Kolu ile ilgili Ekonomim gazetesinden Vahap Munyar'a konuşan BMC CEO'su Profesör Murat Yalçıntaş, projenin önünü tıkayan ihracat lisansı kısıtlarına tabi sistemlerin tanktan arındırılması, yerlerine yerli ve milli sistemlerin entegre edilmesi için yürütülen çalışmaların da hızlandırıldığını açıkladı. Yalçıntaş, muharebe sahasında meydana gelen değişikliklerin Altay tankına yansıtılmasına yönelik de çok yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, tankın hareket kabiliyeti, ateş gücü ve bekasına yönelik tüm yeteneklerin geliştirildiğini söyledi. Atış kontrol ve araç kontrol sisteminin de önemli değişiklikler olduğu belirtilen Yalçıntaş, Alman ihraç engelini aşabilmek için 11 adet sistemin yerli ve milli çözümlerle değiştirildiğine dikkat çekti. Alman motor ve transmisyonu yerine Kore firmalarıyla birlikte geliştirilen motor ve transmisyon, güçlendirilen pasif zırh, tank savar silahları ve hava tehditlerine karşı tanka entegre edilen aktif koruma sistemleri bunlardan bazıları. Yalçıntaş, yeni Altay'ın ortaya çıkışındaki en önemli unsurlardan birinin güç grubunun değiştirilmesi ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı. Bu yaklaşımla Batu adı verilen 1500 beygir yerli ve milli tank güç projesine de hız verildi. Bu güç grubu olana kadar ilk tanklarda kullanılmak maksadıyla Kore ile motor ve transmisyon üreticisi şirketlerle yoğun çalışmalar yürütüldü. 23 Nisan'daki törende bu güç gruplarıyla BMC tarafından tamamen Arifiye'deki tesislerde üretilen ilk iki tankın test edilmek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiği bildirildi. 2026 yılının ikinci yarısından itibaren de Altay tankına Batu güç grubunun entegre edilmesi ve tankın yerlilik oranının %85'e çıkarılması hedefleniyor.